kalbimizi de kendimizi de biz yöneteceğiz şiarıyla yapacağımız tanıtıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere saygıyla selamlıyorum. Kadın mücadelesini, dayanışmayı, direnişi çoğaltarak eşit ve adil yeni bir yaşamı kuracağımızı inancıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü aramızda bulunan tüm kadın yoldaşlar adına kutluyorum. Gel gelir devran döner. Serkeftin hepimize yolumuz açık olsun. Antalya Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı olarak kadınların güçlenmesi yönünde hazırladığımız projelerle daha adil, eşitlikçi, kapsayıcı bir toplum inşa etmeyi hedefliyoruz. 2024 seçimlerine doğru giderken kadınların ekonomik, sosyal ve politik alanda daha görünür hale gelmelerini, karar alma süreçlerine aktif katılımını ve toplumsal cinsiyet eşitliliğini sağlamayı amaçlamaktayız. Projelerimizin temel taşları arasında kadın spor kompleksleri, kültür sanat festivalleri, dijital pazarlama ve meslek kursları yer almaktadır. Ayrıca kadınların üretim süreçlerinde aktif rol alacağı kooperatifler, ekonomik ve inovasyon merkezleri ve sürdürülebilir kent bostanları gibi girişimleri de desteklemekteyiz. Belediyemiz kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli adımlar atmayı taahhüt etmektedir. Belediyecilik anlayışımızda ücretsiz psikolojik ve hukuki destek sunan merkezler, şiddetle mücadelede ilk adım istasyonları ve 7/24 ulaşılabilir çok dilli destek hattı gibi projelerle kadınların yanında olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca her ilçede kadınların ihtiyaçlarına uygun koşulları sağlayacak sığınakları ve çeşitli sosyal hizmetlerle kadınların hayat kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Yerel yönetimlerde kadınların söz sahibi olması, karar süreçlerine aktif katılımını sağlayacak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için belediyede kadın meclisleri, kadın kurulları ve kadın politikaları daire başkanlığı aracılığıyla kadınların seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmayı amaçlıyoruz. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal yaşama kadar her alanda kadınların yanında olacağız. Ücretsiz psikolojik ve hukuki destekler veren mekanizmalar, merkezler açmayı hedeflemekteyiz. Çok dilli belediyecilik anlayışımızla 7/24 ulaşılabilir hizmet sunacağız. Kadınların güçlenmesi yönünde atılacak adımlarla daha adil, eşitlikçi ve kapsayıcı bir toplum inşa etmeyi hedefliyoruz. 2024 yerel seçimlerine giderken bu projelerle kadınların seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmayı ve toplumsal değişimin ön saflarında yer almayı taahhüt ediyoruz. Kadın seçim beyannamemiz, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadınların gücünü birleştirerek oluşturduğu bir beyannamedir. Ankara'da 20 Şubat'ta açıklanmıştır. Yerel yönetimlerde kadın temsiliyetinin ve yerel demokrasinin güçlendirilmesini, şiddetle mücadelenin ve kadın güvenliğinin sağlanmasını, kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanmasını ve kadın emeğinin değerlendirilmesini, ekolojik ve kadın dostu bir yaşam alanları inşa etmeyi, göçmen ve mülteci kadınlarla dayanışmayı, engelli kadınlar için erişilebilir hizmet ve destek sağlamayı, kadın sağlık hizmetlerinde kadın odaklı politikalar geliştirmeyi, kadınların siyasette ve yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi olmasını ve yaşamın her alanında eşitlik ve adaletin sağlanmasını hedeflemektedir. Mevcut belediyecilik anlayışıyla ilgili bir şey söylemek isterim. Saraistan'ın efendisi devletin bütün olanaklarını kullanarak devletin uçağı, devletin benzini, devletin parası, devletin yemeği, devletin yoluyla özgür bir seçim ortamı yok. O nedenle ortaya çıkacak sonuç da tartışmalıdır. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkinci olarak şu anda mevcut belediye başkanı Sayın Muhittin Böcek belediyenin saltanatını, belediyenin olanaklarını, belediyenin parasını, belediyenin arabasını kullanarak siyaset yapıyor. Burada da bir eşitlik yok. Bu da güvenliği ve eşitliği zedeleyen, sarsan ve yok eden bir koşuldur. Dolayısıyla burada da eşit değiliz. Ve aynı belediye başkanı 5 yıl uyuyup deniz sefası, belediye saltanatı yaptıktan sonra
5 yıl sonra Expo'yu hatırlıyor ve diyor ki Expo'yu canlandıracağım, Expo'yu ekonomiye katacağım. Önce aklınızı, bilincinizi kamusal alana katın. Belediyeciliğin nasıl yapılacağını öğrenin. Sonra Expo'ya el atın. Expo kalsın. Antalya'nın çevresi, sokakları, yolları, yolakları ulaşıma kapalı, tıkanıyor. Çöp içinde, kir içinde. Bakınız birazcık kenar mahallelere çıkıldığında nelerle karşılaştığımızı görüyoruz. Antalya'da tarım arazileri tedricen, tarım arazileri inşaat alanına açılıyor, imara açılıyor, tarım arazisi kalmıyor. Bu dünya içinde, Türkiye içinde, Antalya içinde bir faciadır. Narenciye gittikçe yok olacak, efendim sebze meyve gittikçe yok olacak ve Antalya'nın bu çok önemli yönü, dünya çapındaki yönü de yok olacak. En son Lara civarındaki tarım arazileri yapılaşmaya açılmış, şimdi orada bir yağmalama var. Fakat yağmalamanın yanında Lara'da bataklık dereler var. Derelerde sivrisinek, kurbağa, sazlık alan, çöp birbirine karışmış ve Büyükşehir Belediyesi bakıyor. Başka neye bakıyor? Şimdi sunuş içerisinde söyleyeceğim de yine Hakan Tütüncü için bir şey söylemek istiyorum. Hakan Tütüncü'nün sloganı diyor ki Antalya'ya altın çağını yaşatacağız. 15 yıldır Kepez'e bataklık, çamur, sel ve yağmur çağını yaşatan Hakan Tütüncü nasıl olacak da alt geçitin içinde arabasında boğulan insanın acısını unutturup Antalya'ya altın çağını yaşatacak? Aslında derhal adaylıktan ve Kepez Belediye Başkanlığından istifa etmesi gerekiyordu. Adaylığı gayrimeşrudur. Çünkü suç işlemiştir. Çünkü kentin dizaynında ve insanların kamusal alanı kullanımında görevini yapamamıştır ve suç işlemiştir. Ve aynı şekilde değerli arkadaşlar, biliyorsunuz çok yakın zamanda Afyon'da bir ırkçı bir sürü şey sıraladıktan sonra tıpkı Hitler'in SS'leri gibi Dem Partililer giremez. Hitler'in SS'leri de Çingeneler, Romanlar giremez, Yahudiler giremez, sosyalistler giremez, solcular giremez, komünistler giremez, eşcinseller giremez diyordu. Bu o kadar sıralamadı. Sadece Dem Partililer, yani Kürtler, sosyalistler ve devrimciler giremez dedi. Yani ben faşistim dedi. Fakat Bolu'dan bir tanesi çıktı, onunla yarışıyor şimdi. Ben daha faşistim diyor. Ben diyor aynı kaldırımda da yürümem. Şimdi Muhittin Böcek de bunların ikisiyle yarışıyor. Kürt'e selam vermiyor, Alevi'yi dikkate almıyor, Cemevi'ni önemsemiyor. Bu da bunlarla yarışıyor, biliyor musunuz? Üç tane ırkçı, tekçi, inkarcı. 2019'da Alevilerin, Kürtlerin oylarıyla seçilen Muhittin Böcek, Kürtleri, Alevileri, kadınları, demokratları, sosyalistleri, devrimcileri, emekçileri inkar etmiş ve topluma karşı kamusal bir suç işlemiştir. Dolayısıyla bunları vurgulamak durumundayız değerli arkadaşlar. Osman abi değil de. Teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz. Yok efendim. Evet.